unutmayınız. Bir kez daha dile getiriyorum. Arap-İsrail savaşlarının bitirmek amacıyla ABD Başkanı Henry, Dışişleri Bakanı Henry Kissinger'ın yaptığı faaliyetlere mekik diplomasisi denir. Bu mekik diplomasisi sonucunda 3 tane anlaşma yapılır. Bunlardan birincisi 101. kilometre anlaşması. 101. kilometre anlaşması Arap-İsrail savaşlarındaki böyle barışın ilk adımıdır, öyle söyleyelim. Sonrasında Sina Anlaşması. Sina Anlaşması'yla İsrail Batı Şeria'dan filan çekilir. Nihayetinde Arap-İsrail savaşlarını bitiren olay ise Camp David Anlaşması olmuştur arkadaşlar. Camp David Anlaşması'na Arap-İsrail'in bu 1973 savaşına lütfen KPSS değiliz. Bu savaş kutsal savaş diye de biliniyor. Savaşta Müslümanların Ramazan ayıdır. Hristiyanların da kutsal ayı Yom Kippur ayıdır arkadaşlar. Evet, kutsal aylarda yapılan, iki devlet içinde kutsal aylarda yapılan bir savaştır Arap-İsrail savaşı. Nihayetinde Camp David anlaşmasıyla, Henry Kissinger'ın faaliyeti olan Mekik diplomasisiyle bu savaşa son verilir arkadaşlar. İslam İşbirliği Teşkilatı, İsrail faaliyetlerine yine devam eder. Özellikle 1969'da Mescid-i Aksa Camisi kundaklanır. Bunun üzerine Müslüman devletleri siyasi açıdan bir araya geliyor arkadaşlar. Fas'ın başkenti Rabat'ta toplanır bunlar. 1969'da da İslam İşbirliği Teşkilatı diye bir teşkilat kurulur. KPSS'ye yazabilirsiniz bu bilgiye. Bu teşkilatın merkezi Cidde'dedir. Yani Arabistan'dadır, Cidde'dedir bu merkezin, teşkilatın merkezi. Buranın genel sekreterliğini bir dönem Cumhurbaşkanı adayı olan da ekmek için Ekmelettin diyen Ekmelettin İhsanoğlu yapıyordu arkadaşlar. İslam İşbirliği Teşkilatı'nda çok uzun süre, yaklaşık 10 yıl kadar görev alacaktır. Öyle söyleyelim. Günümüzdeki genel sekreteri kimdir? İslam İşbirliği Teşkilatı'nın günümüzdeki genel sekreteri ise, emin değilim ama Yusuf El Useymin diye birisiydi en son, değişmediyse. Yusuf El Useymin. Teyide muhtaç bir bilgi. Dilerseniz bakın ona. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın günümüzdeki genel sekreteri Yusuf El Useymin diye aklımda kalmış arkadaşlar. Şimdi Arap-İsrail savaşlarından sonra, öyle söyleyelim, daha doğrusu öncesinde kurulan bir şey, petrolün değerinin anlaşıldığı bir dönemde OPEC kurulur arkadaşlar. Petrol ihraç eden ülkeler teşkilatı OPEC. OPEC'ten aklınıza gelsin. OPEC petrolünden aklınıza gelsin. Kısaltılması. Buradan gelebilecek tek soru şu. OPEC'ten ayrılan ülkeyi sorar arkadaşlar bize. OPEC'ten ayrılan ülkeyi sorar. Bunlardan bir tanesi Venezuela. Çok büyük petrol rezervine sahip olmasına rağmen iç çalkantılar ve dış baskılar sonucunda petrolünü dışarıya satamayan, fakirlik yaşayan, hiper bir enflasyon yaşayan ülkedir Venezuela. Artı darbe vardır günümüzde. Onu bilin yeterli. Bir de Katar'dır arkadaşlar. Katar da OPEC'ten ayrılan ülkeler arasındadır. Evet, hocam bakmış arkadaşlar. Yusuf El Useymin'miş. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın günümüzdeki genel sekreteri. Bu tarz ibareler geliyor zaten. Genel kültürde, çağdaşın içerisinde gelmesi de genel kültürde gelebilecek bir soru kalıbıdır Yusuf El Useymin. Irak ve İran Savaşı arkadaşlar. Şimdi Irak ve İran Savaşı'nın temeli şu. Her ikisinde de hem Irak'ta hem de İran'da rejim değişikliği olur arkadaşlar. Irak'ta 1963 yılında Baas Partisi yönetime gelir. Baas Partisi yani İslam sosyalizmini savunan bir parti. Öyle söyleyelim. Saddam Hüseyin bu dönemde Baas Partisi.
Bir kez daha soruyorum. Baas Partisi İran'da iktidarda. Sonra Saddam Hüseyin iktidara gelir burada. İslam sosyalizmini savunan bir grup dedik. Bir örgüt, bir parti. Irak'ta Saddam Hüseyin, Suriye'de ise Hafız Esad iş başındadır. İran'da ise bir rejim değişikliği olur. Her iki ülkenin de rejimi değişmiş. Şah Rıza Pehlevi Hanedanı indirilmiş. Çünkü 1925'ten beri ülkeyi yöneten hanedandır bunlar. Bu hanedan artık devletin hem büyük yetkilerini, görevlerini torununa, torbasına, ne bileyim damadına, yeğenine peşkeş çekmeye başlayınca gelir dağılımındaki adaletsizlik sonucu bir ihtilal meydana gelir İran'da. Bu ihtilalin adı Ak Devrim'dir. Ak Devrim neticesinde halkın ayaklanmasıyla Pehlevi Hanedanı yıkılır, Rıza Pehlevi Hanedanı. Yerine sürgünden dönen Ayetullah Hümeyni Cumhurbaşkanı seçilir ve dini lider olur. İran İslam Cumhuriyeti diye bir sisteme döner. İran'da rejim değişir arkadaşlar. İran İslam Cumhuriyeti diye rejim değişir. Şimdi İran İslam Cumhuriyeti'nin ilk yaptığı işlerden bir tanesi Amerika'nın Tahran'daki ABD üssünün ABD elçiliğinin tahrip edilmesidir. ABD'yi İran'dan Tahran'dan atmaktır. Yani İran Cumhuriyeti kurulur kurulmaz ABD ile hısımane yani ya da hasımane özür dilerim düşmanca tavırla yola devam eder. Irak ise ABD yanlısı politikalar izler. Bu esnada Irak-İran savaşı başlar. Saddam Hüseyin ülkedeki ekonomik sıkıntıdan dolayı Körfez'i işgal eder ve Körfez savaşı başlar tabiri caizse. Irak-İran savaşında sevgili arkadaşlar Amerika Irak'ın tarafında olması gerekiyor şu pencereden bakıldığına. Çünkü Irak'ın dostu İran'ın düşmanı ama Irak-İran savaşında Amerika kimin yanında yer alır? İran'a el altından silah satar. İran'a el altından silah satınca bu olay patlak verir. Buna İran Gate skandalı denirdi arkadaşlar. İran Gate olayı ile artık Irak tamamen ABD ile ipleri ne yapar? Koparır. Irak eskiden Saddam Hüseyin ABD yanlısı politikalar izlerken artık ona düşmanca tavır takınır. Ta 2000'li yıllara kadar Saddam Hüseyin devrine kadar aziz dostlar. Soru getirir mi? Çok düşük bir ihtimal. Yazın hemen 2020 KPSS sınav sorusu yazın şu ekrana. 2020 KPSS sınav sorusu. 57, 58, 59, 60. sorulardan bir tanesi. %90'a yakın arkadaşlar. Bu ibareye dikkat. Amerika'da malum son dönemde bir siyahi vatandaşın öldürülmesiyle ırkçı ayaklanmalar başlar. Yani siyahilerin ayaklanmaları başlar. Buna benzer bir ayaklanma da, buna benzer bir olay da 1970'li yıllarda yaşanır arkadaşlar. Öyle söyleyelim. 1970'li hatta 1950'li 60'lı yıllarda yaşanan olaylardan bir tanesi. Bir otobüste bir siyahi lider, siyahi lider diyorum özür dilerim, bir siyahi vatandaş seyahat ederken beyaz vatandaşa yer vermez. Amerika geleneklerine göre, Amerika yasalarına göre bir toplu taşıma aracında bir beyaz ayakta gidemez. Beyaz ayakta gidiyorsa ve bir siyahi oturuyorsa ona mutlaka yer vermek zorundadır. Siyahilerin lokantasıyla beyazların lokantası birbirinden ayrıdır o dönemde. Bunun üzerine adam beyaza yer vermek istemez. İstemeyince de bunu otobüsten indirirler. Bunun üzerine Amerika'da bir sivil hareket başlar. Afro-Amerikan Sivil Harekatı. Afro-Amerikan Sivil Harekatı'nın öncüleridir Martin Luther King ve Malcolm X arkadaşlar. İşte KPSS dediğimiz yer burası. Martin Luther King'in bu konuşması önemli. Bir hayalim var diye başlar bize buranın sorusu. Bir hayalim var diye bilinen etkili bir konuşmasıyla tanınan Afro-Amerikan sivil hareketinin önderlerinden biri olan
papaz, din adamı Martin Luther King'dir arkadaşlar. Sakın ola reformdaki Martin Luther ifadesiyle ne yapmayınız? Karıştırmayınız arkadaşlar bunu. Buradan soru getirilir, haberiniz olsun. Martin Luther King'e dikkat ediniz. Suikaste gider, öldürülür. Malcolm X, bu da Müslüman liderdir. Siyahilerin haklarını savunan Müslüman liderdir. Bu da suikaste kurban gider, öldürülür arkadaşlar. Evet, buraya lütfen dikkat ediniz. KPSS yazdık bunlara aziz canlar. Başka ne söyleyebiliriz sevgili arkadaşlar burayla alakalı? Bu kadar. Geçiyorum bunu. Buradaki sorulara zaten bakıyorsunuz. Önemli. Eklemediğim, söylemediğim bazı kavramlar olabilir buradan. Ama mesela internetin ismi ARPANET. Bunu birazdan ileride göreceğiz. Başka hemen hemen her şeyi söyledik. Geçiyorum. Yumuşama döneminde Türkiye'nin iç ve dış politikasına bakacağız. Yumuşama dönemi dediğim olay Soğuk Savaş'ın içerisindeki bir ara dönem. Soğuk Savaş 1946 ya da 1945-1989 arasıysa yumuşama 1960-70'li yıllar arası diye düşünebiliriz arkadaşlar. Şimdi yumuşama döneminde Türkiye'nin iç politikasında darbelerle çok karşımıza çıkar. Dış politikada da Kıbrıs meselesiyle uğraşırız. Malumunuz biz Kıbrıs'la, daha doğrusu Yunanistan'la 1930'lu yıllardan itibaren dostane ilişkilerle yürüttük meselelerimizi. Çünkü Etavli meselesinde onların istediği gibi çözünce dostluk ilişkileri başlamıştı. 1954'te İngiltere sevgili arkadaşlar bütün sömürgelerinden çekildi. Bunların içerisinde ne de var? Kıbrıs da var. Hemen bu esnada Kıbrıs'taki Rumlar bir self-determinasyon hakkı için Birleşmiş Milletler'e başvurdular. Biz dediler Enosis olarak Kıbrıs'ı adayı Yunanistan'a katmak istiyoruz. Bunun adına Enosis denir. Yani adanın Yunanistan'a bağlanması hadisesine, fikrine Enosis denir arkadaşlar. Enosis bildiğimiz bir devlet politikası. Bildiğimiz bir kamuya açık politika. Sıkıntı yok. Tamam. Kabul etmeyebiliriz Enosis'in fikrini ama yasal bir politika. Öyle söyleyelim. Ve bu yasal çerçevede Kıbrıs'ta Birleşmiş Milletler'e gider kendi kendimizi yönetelim. Self-determinasyon takip istenir. Buna Birleşmiş Milletler reddeder. Bunun üzerine bu adamlar Enosis'i Birleşmiş Milletler kanalıyla çözemeyeceklerini anlayınca hemen burada terör örgütlerine başlarlar. Terör faaliyetlerine. Bu faaliyetlerden bir tanesi EOK dediğimiz bir terör örgütü oluşturulur. EOK dediğimiz bir terör örgütü oluşturur. Ve bu örgüt yapmadığı eylemi bırakmaz arkadaşlar Kıbrıs'ta. Çoluk çocuk demeden nedir? Propaganda faaliyetlerine başlar. Öyle söyleyelim. Bu enosis kavramı şeyden nedir? Çağdaş Türk ve Dünya tarihinin müfredatından çıkarıldı arkadaşlar. Çünkü hani dostane ilişkiler, Avrupa Birliği uyum süreçleri falan çok da terör olaylarına değinilmesin diye Enosis'i falan müfredattan çıkarmaya çalıştılar. Öyle söyleyelim ama Kıbrıs meselesi az da olsa geçer. Sonrasında adada Rumların terör eylemleri artınca bu eylemlere karşılık biz Volkan Teşkilatı'nı kurarız. Volkan Teşkilatı'nı Kıbrıslı Türkler kurar. 1958'de de Türk Mukavemet Teşkilatı'nı kurarız. Yani Kıbrıslı Rumların EOK'sına karşı benim Türklerin kurmuş olduğu teşkilatımın adı Volkan Teşkilatı'dır. Bir de Türk Mukavemet Teşkilatı'dır. Karşı koyma demek zaten. Mukavemet Teşkilatı'dır sevgili arkadaşlar. İkisinin EOK ile Mukavemet Teşkilatı'nın çatışmaları Birleşmiş Milletler'in nezdinde artık görüşülmek üzere toplanır. Birleşmiş Milletler burada devreye girer arkadaşlar. Birleşmiş Milletler devreye girince iki tane anlaşma. Birisi Londra Anlaşması, birisi Zürih Anlaşması olmak üzere.
Kıbrıs'ta iki liderin, yani iki toplumun, Rum toplumu ile Türk toplumunun anlaşmasını sağlarlar. Bir devlet kurarlar arkadaşlar. Kıbrıs Cumhuriyeti diye 1960'ta bir devlet kurulur. Kıbrıs Cumhuriyeti'nde Zürih ve Londra anlaşmalarına KPSS yazınız. KPSS mutlaka gelir karşımıza. Bu iki kavram bana Kıbrıs meselesini hatırlatsın. Zürih ve Londra anlaşmaları bağımsızlık için iki toplumun ortaklığına dayanan Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kurulmasıdır. Yani Kıbrıs'ta bir otonom devlet kurulmuştur tabiri caizse. Bu devletin Cumhurbaşkanı Makaryos'tur. İyi bir adam. Cumhurbaşkanı yardımcısı da Fazıl Küçük'tür arkadaşlar. Bir Türk'tür. Fazıl Küçük 2016'nın sınav sorusuydu. Çıkmış bir sınav sorusuydu Fazıl Küçük. Bunların faaliyetleri Kıbrıs'ta barışı getiremez. Çünkü 1960'lı yıllarda, 64'te EOKA'cılar faaliyetlerine tekrar başlar. Adada tamamen Kıbrıslı bunlar kalsın. Geri kalanı Türkleri tamamen atadan atalım diye bir plan gerçekleşilir. Bu planın adı Akritas planıdır arkadaşlar. Akritas planı yani Rum yetkililer tarafından da hazırlanıp bir nevi soykırım, etnik temizlik, Kıbrıs'ta Türk bırakmamanın adıdır. Akritas planı üzerine kaos başlar ve Noel'de 24 tane Türk çocuğunu, gencini şehit ederler Ruslar arkadaşlar. Ruslar diyorum. Kıbrıslı Rumlar. Bunun üzerine Türkiye adaya müdahale etme kararı alır. Olaya çözümleme kararı alır. Çünkü kurulan devletin yani Kıbrıs Cumhuriyeti'nin garantör devletlerinden birisi Türkiye, birisi İngiltere, birisi Yunanistan. Üç müdahil devlet var. Türkiye bundan dolayı garantör devlet sıfatıyla adaya müdahale etmek ister. Öncesinde Kıbrıs'ın üzerinde bir keşif uçuşları uçuşturur. Bu keşif uçuşları yapan kişimiz Cengiz Topel'dir arkadaşlar. Cengiz Topel'in uçağı düşürülür, esir olur ve cesedine işkence yapılır. Bizim Kıbrıs'taki ilk hava şehidimiz Cengiz Topel'dir arkadaşlar. Hepimizin bildiği, yakından tanıdığı bir isim. Kıbrıs'taki ilk hava şehidimiz bizim Cengiz Topel'dir sevgili arkadaşlar. Bunun üzerine İsmet İnönü adaya müdahale etme kararı alır dedik. Ancak bize bir mektup gelir. Johnson mektubu. Amerika'nın başkanı Johnson İsmet İnönü'ye bir mektup gönderir der ki zinhar adaya müdahale edemezsiniz. Neden? Çünkü Truman yardımıyla gönderilen silahlar sevgili arkadaşlar Kıbrıs'ta kullanılmamak üzere gönderilmiştir diyerek bizim adaya müdahalemizi engeller. Johnson mektubunu lütfen unutmayın. Türkiye'nin adaya müdahale etmek istemesi ama İngiltere tarafın özür dilerim, Amerika tarafından engellenmesidir. Bana en büyük desteği NATO üyesi bir devletin vermesi gerekirken NATO üyesi bir devletin zararını görür Türkiye aziz canlar. Evet, hatta Kıbrıslı Rumlar bizim tarafı işte gaza getirmek, galeyana getirmek, oradaki huzuru bozmak amacıyla zaman zaman Türklerin radyolarına bağlanmışlar. Gizli böyle kaçak yayın yapacaklar. Bizim radyomuzda şöyle bir parça çalacaklar. Bekledim de gelmedin, hiç mi beni sevmedin diye Türkiye'ye atıfta bulunmuşlar. Gaza getiriyorlar Kıbrıs Rumları. Bizim radyocular da onların radyo kanalına bağlanacak arkadaşlar. Kıbrıs Rumların radyosuna. Onlar da bu kadar yürekten çağırma beni bir gece ansızın gelebiliriz parçasıyla karşılık vermişler ama Johnson mektubu bizi göndermemiştir buraya. Nitekim tarihler sevgili arkadaşlar 1974'ü gösterir. 1974'ü. 15 Temmuz'dur buranın tarihi de. 15 Temmuz'da bir darbeyle sevgili arkadaşlar Makaryos indirilir.
Yunanistan'da onun yerine Nikos Sampson diye bir adam başa geçer. Makarios biraz daha neydi bize karşı? Ilımlıydı. Simpson ise ya da Sampson ise sıkıntılı bir adam. Nikos Sampson Kıbrıs Elen Cumhuriyeti'ni kurar. Kendi kendine bir cumhuriyet ilan eder. Yani Kıbrıs Rum Cumhuriyeti, öyle düşünün. Kıbrıs Elen Cumhuriyeti'ni kurunca EOK'cı subaylar bir darbeyle Makarios'u tahttan indiriyorlar. 15 Temmuz'da belki aynı tarih seçilmesinin amacı da olabilir. Onu da ifade edelim. Hemen garantör devlet olarak İsmet Türkiye adaya müdahale etme kararı alır. Dönemin başbakanı Bülent Ecevit'tir. Bülent Ecevit İngiltere'nin yolunu tutar. Der ki bak orada EOK'cıların yaptığını gördüm. Garantör devlet olarak müdahale etmezsem biz müdahale edeceğiz der. Buna çok da itibar vermez arkadaşlar İngiltere. Daha ayağının tozunu İngiltere'den atmadan 20 Temmuz'da emri yurt dışından verir arkadaşlar. Bülent Ecevit der ki Ayşe tatile çıksın der ve Ayşe tatile çıksın parolasıyla benim Mehmetçiklerim tatile çıkar. Nereye? Kıbrıs arkadaşlar. Adanın %38'i kontrol altına alınır. Buna da barış harekatı denir. Toplum da bunu barış harekatı olarak görür. Dünya da barış harekatı olarak görür. Ayşe tatile çıksın parolası Kıbrıs barış harekatının parolasıdır. Ayşe kim? Dönemin Dışişleri Bakanı Turan Güneş'in kızıdır arkadaşlar. Onun ismiyle Mehmetçikler tatile gider. Sonrasında harekat sonrasında görüşmeler başlar arkadaşlar. Bu görüşmelerde barış yapılsın denir, ateşkes anlaşması sağlanır. Biz ateşkese uymuş iken Yunan tarafı bize saldırır, ateşkes bozulur. 20 Temmuz'da başlayan ateşkes barış harekatı Ağustos'un başı gibi biter, öyle söyleyelim. Sonrasında 14 Ağustos'ta biz ikinci barış harekatını başlatırız. İkinci barış harekatı dünyada tepkiye neden olur. Birincisi barış götürmek, ikincisi toprak almak amacını taşır diye dünya kamuoyu bizim karşımıza dikilir arkadaşlar. Yani Amerika tepki veriyor, zaten Johnson da vermişti. Sovyet Rusya da tepki veriyor. Ben kime karşı denge uygulayacağımı bilmemişim. Sovyet Rusya karşımda, Amerika karşımda askerlerimizi çekmemizi isterler arkadaşlar. Ve Türk askerleri birinci barış harekatının olduğu yere geri çekilir arkadaşlar. Tamamen Türkiye üzerine askeri ambargo, silah ambargosu, mali ambargolar yaptırılır. Türkiye ekonomik yönden sıkıntılı hale düşer sevgili arkadaşlar. Bakarız ki buradan herhangi bir sonuç çıkmıyor. Birleşmiş Milletler de olayı çözemiyor arkadaşlar. Birleşmiş Milletler olayı çözemeyince 15 Kasım 1983 tarihinde Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kurulur arkadaşlar. Önce Federe Devleti, sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti diye bir devlet kurulur. Rauf Denktaş da buranın İlk Cumhurbaşkanı seçilir sevgili arkadaşlar. 15 Kasım 1983 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kurulur. Başkanı ise Rauf Denktaş'tır diyelim. Kıbrıs Türk'ünün varoluş mücadelesidir Rauf Denktaş. Bir de sevgili canlar, Kıbrıs'ı bitireyim. 2000'li yıllara da hemen atlayalım burada. Yumuşama dönemi olmasın. Malum Kıbrıs'ta Avrupa Birliği'ne uyum süreçlerinde ilk başlarda yani Kıbrıs'ta yeniden bir otonom devlet kurulmasına karar verildi. İki devlet, Kıbrıs Rum Devleti ile Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yeniden birleşsin dedi arkadaşlar. 24 Nisan 2004'te Birleşmiş Milletler'in elçisi ya da sekreteri Annan, Kofi Annan'ın çözüm önerisiydi bu. Annan planı diye de bilinir. Referandum yapıldı. Türk tarafı biz Kıbrıslı Rumlarla beraber devlet kurabiliriz diyerek %65 evet oyu verdi. Rum tarafı ise %75 biz kesinlikle Türklerle
yanaşmak istemiyorum. Bakın bizim devletimiz otonom devlet olacak. Yani başkanı nüfus oranı olarak Rumlar fazla haliyle, başkanı Rum olan bir devlet kurulmasına biz evet demişiz. AKP'nin o dönemde yaptığı en büyük sıkıntılardan biriydi. Allah'tan Rum tarafı hayır dedi ki Kıbrıs hala Türk diye anabiliyoruz arkadaşlar Kıbrıs'ı. Rauf Denktaş'ın zaten bu 2004'teki referandumundan sonra, Türkiye'nin desteklemesinden sonra bir daha da Türkiye ile doğru düzgün ilişkilerini düzeltmediği bilinir. Kıbrıslı Rumlar, biz Türklerle ortak devlet kurmak istemiyoruz, onların bize bağlanmasını istemiyoruz diye reddettiler arkadaşlar. Bu plana da Annan planı denir. Evet. Geliyorum nereye? Anlaşılıyor mu arkadaşlar? Sıkıntı var mı? Balkan Teşkilatı'na, Türk Mukavemet Teşkilatı'na, Rauf Denktaş ismine KPSS yazınız. Buralara KPSS yazınız canlar. Şeye de KPSS yazın. Gerçi ön lisansta soruldu Annan planı. Rauf Kofi Annan ölünce soruldu arkadaşlar. Yakın tarihli oldu Kofi Annan. 2018'in Haziran ayı gibi, Temmuz ayı gibi vefat etmişti. Şimdi Ege meselesine geliyoruz. Ege meselesi. Kıbrıs'taki durum ne? Bize buradan nasıl soru gelir? 1954 sonrası, yani Kıbrıs meselesi sonrasında Türk-Yunan ilişkilerinin yaşadığı sıkıntılardan bir tanesi Ege adalarının silahsızlandırılmasıdır. Kıta sahanlığı sorunudur. Kara sularının 12 mile çıkarılmasını talep eder Yunanistan ve hava sahası alanında bazı sorunlar yaşarız. Çok güzel soru kalıbıdır burası. Der ki hangisi 1954 sonrasında ya da Soğuk Savaş döneminde Yunanistan'la yaşanan sorunlardan biri değildir der. Buraya hemen nüfus mübadelesi yazar, patrikhane meselesi yazar, al sana sınav sorusu. Buraya dikkat edin, yeterli canlar. Geldik nereye sevgili arkadaşlar? Ermeni meselesine, Ermeni iddiaları ve Asala terörü. Ermenilerin 4 tane şeyleri var, niyetleri var. 4T planı diye bilinir buna. Tanıtım, tanınma, tazminat ve toprak alma niyetleri vardır Ermenilerin arkadaşlar. 1915 olaylarını soykırım olarak kabul ederler ve bunları tüm dünyada tanıtmak isterler. Başarılı mıdır? Evet, haddinden fazla başarılıdır hatta. Tanınmış mıdır? Başlangıçta Fransa olmak üzere yaklaşık dünyanın 3'te 2'si Ermenilerin bu sözde soykırımına inanır ve kabul ederler arkadaşlar. Amerikan parlamentosunda bir kabul edilmemiş henüz. O da siyaseten kabul etmiyor. Onu bilmekte fayda var. Ermeni diasporası müthiş çalışır bundan dolayı. Başka toprak almak ister ve tazminat almak ister. Bu ikisi henüz daha gerçekleşmemiştir. Bizim diplomatları öldürmeye başlar. Özellikle Los Angeles'ta Türk diplomatlarını, Türk dışişleri temsilcilerini Ermeniler Asala terörü öldürür sevgili arkadaşlar. Bunların öldürmesiyle Türk İstihbarat Teşkilatı da buna müdahil olur diyelim. Bizde Ermeni meselesinin en büyük sıkıntılarından bir tanesi diyor. Asala terörünün son suikasti de Orly olayıdır arkadaşlar. Orly olayı. 1983'te Dışişleri Bakanımızı öldürür diyelim. Toplamda 35'e yakın diplomatımızı öldürmüştür bu Ermeniler. Biraz da Amerika şeyle Dağlık Karabağ'la Azerbaycan'la olan meselelerde bunda
etkilidir arkadaşlar. Bu sözde soykırım meselesi ısıtılıp ısıtılıp gelecektir, haberiniz olsun. Evet. Geçiyorum nereye? Türkiye'deki bunalımlı yıllara, darbeli yıllar, 27 Mayıs yılları arkadaşlar. Malum Adnan Menderes'in o getirmiş olduğu süreç, öğrenci olayları, sokağa taşınmalar askeri hareketlendirir. Cemal Gürsel'in önderliğinde 27 Mayıs darbesi yapılır arkadaşlar. 27 Mayıs darbesi ve darbenin sonrasında yaşananlar Türkiye'deki ilk darbe diyebilinir. Laik, İslamcı, solcu, sağcı, Alevi, Sünni gibi ayrışmaların yaşandığı bir dönem bu dönem. Bundan dolayı çatışmalar başlar, çok seslilik başlar. Komünizm etkili olmaya başlar, komünizme karşı sağ ideolojiden Necip Fazıllar, Nurettin Topçular ön plana çıkar ama yine de nedir? Darbe engellenemez arkadaşlar. 1960 darbesinde, 27 Mayıs 60 darbesinde arkadaşlar, Adnan Menderes, dönemin başbakanı Adnan Menderes idam edilir. Dönemin Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu idam edilir ve dönemin Ekonomi Bakanı, Maliye Bakanı Hasan Polatkan idam edilir arkadaşlar. Türk tarihinin, demokrasi tarihinin, Türk demokrasi tarihinin en kara sayfalarından bir tanesidir diyelim. Yani seçimle getirileni seçimle göndermek gerekir. Darbeler Türkiye'yi yıllarca geriye iteklediğini hepimiz biliriz. Sağ-sol çatışmasının temel nedenlerinden, temel sonuçlarından bir tanesidir. Dediğimiz gibi sağda Necip Fazıl dedik. Artı sağ ideolojide günümüzde de çok ismi zikrediliyor. Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Ödülü de verildi gıyaben ona. Nurettin Topçu, sosyolog arkadaşlar. Nurettin Topçu sağ ideolojiyi temsil eder. Şeyde ise, batıda ise, batı demeyelim de sosyalist grupta ise işçi sınıfının haklarını savunan Mihri Belli ön plana çıkar arkadaşlar. Bunların hepsi tutuklanacaktır. Sağ sol grupları tutuklanacaktır diyelim. 1960 darbesinden sonra ülkede neler başlar? Ülkede anayasa, 1961 anayasası hazırlanır. 61 anayasasından sonra ülke birazcık iki başlı yönetilir. TBMM ayrı, askeri kanat ayrı olmak üzere iki başlı yönetilir. Burada nasıl bir soru gelir arkadaşlar? Türkiye'nin ilk darbesi 1961 anayasasıdır diyelim. Yassıada'da 3 bakanı idam edilir. Yassıada'yı günümüzde Demokrasi ve Özgürlük Adası mı? Öyle bir şeye çevirdiler. Onu bilseniz yeterli. 61'den 65'e kadar koalisyon hükümetleri ortaya çıkar arkadaşlar. 61'den 65'e kadar koalisyon hükümetleri ortaya çıkar. Kimdir bu koalisyon hükümetini kuran? Nihat Erim'dir arkadaşlar. Nihat Erim, KPS, özür diliyorum, Nihat Erim burada değil. Nihat Erim 1970'ten sonrasında. Koalisyon hükümetleri kurulur. Türkiye'nin ilk koalisyon hükümetini CHP ile Adalet Partisi kurar arkadaşlar. 1961-65 arasında ilk koalisyon hükümeti kurulur. CHP ile Adalet Partisi arasında kurulur. Adalet Partisi'nin ilk kurucusu ise Ragıp Gümüşpala'dır arkadaşlar. Ragıp Gümüşpala Adalet Partisi'nin ilk kurucusudur. Çıkmış bir sınav sorusudur, haberiniz olsun. Çıkmış bir sınav sorusudur. Zor bir soru muydu? Oldukça kolay bir soruydu. Ragıp Gümüşpala ismi. Daha sonra Ragıp Gümüşpala'dan sonra Adalet Partisi'nin başına Süleyman Demirel gelir, aziz canlar. Rahmetli Süleyman Demirel'in gelişi.
Sizin sorularınız bende niye gözükmüyor? Yeni düştü arkadaşlar bana. Sema bir soru yazmış. Büşra bir soru yazmış. Birisi 19.25'te, birisi 19.27'de. Yaklaşık 7-8 dakika sonra sorunuz geldi. Peş peşe geliyor. Az önce de oldu hocam. Planın ismi neydi? Hangi planın Sema? Bana bunu bir kez daha yazsana zahmet. Kıbrıs meselesindeki planın ismini. Ben öğrendim sonra. Tamam. Belki diğer arkadaşların da gözünden kaçmıştır. Akritas planı mı? Kıbrıs'taki Türkleri adadan atmanın adıydı Akritas planı. Tamam. Kıbrıs'taki Kıbrıs'ı Rumlara katma düşüncesinin adı, fikrin adı Enosis. Kurulan terör örgütünün adı Kurulan terör örgütünün adı EOK. Türkleri adadan sistematik olarak uzaklaştırmanın adı da Akritas planıydı. Bu plan çerçevesinde meseleyi anlattık. 2016 değil de 2004'te hocam. 2004'te olan plan da Annan planıydı. Annan. Kıbrıs'ta yeni bir otonom devleti kurmanın adıydı. Annan planı. Annan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kofi'nin soyadıdır. Kofi Annan. Yeni öldü. 2016'da vefat etti bu adam. Kofi Annan 2016'da değil, hatta 2018'de mi ne vefat etti? Yanlış olmasın. Annan planı. Başka ne geldi? Kim tanımamıştı hocam? Büşra'dan geldi bir soru. Onu da kaçırdım. Kim tanımamıştı diyor. Kimi kim tanımamıştı hocam? Büşra, kaçırdığımız yer neresi? Ha, Ermenileri kim tanımıyor? Ermeniler hocam şu an tanımayan devlet şudur budur demek çok zor. Dünyanın üçte ikisi tanıyor. Yani soykırım olmuştur demeyen ABD'nin senatosu. ABD diasporası soykırımı kabul ediyor ama Başkan Trump ya da bundan önceki başkanlar onaylamadı henüz bunu. Onaylarsa işimiz sıkıntı. Hani hep 24 Nisan'da Amerika'da Trump'ın ağzına bakılır. Neydi ne değildi diye. Büyük felaket der genellikle onlar. Büyük felaket deyip bizi biraz daha rahatlatıyorlar. Ermenilerin istediği gibi olmuyor. Yani soykırımı kabul ederlerse Türkiye'nin işi yaş. Toprak ve tazminat meselesine doğru gider. Uluslararası aranda ya yeni bir savaşın eşiğiyle ya da değişik sıkıntılara gebe oluruz. Yassı adaya bir şey deniyor hocam. Günümüzde demokrasi ve özgürlük adası denir. Yassı adaya. Evet, şu darbeleri bitirelim, araya çıkalım olmasa. Koalisyon hükümeti biter. Demirel'in iktidarı 1965'te başlar arkadaşlar. Tarih 1971'e kadar Demirel ülkeyi yönetir ve bu sefer de 12 Mart muhtırası gerçekleşir. 12 Mart muhtırası, askeri darbesi gerçekleşir. Rahmetli Süleyman Demirel'in ilk gidişidir arkadaşlar bu olay. Rahmetli Süleyman Demirel'in ilk gidişidir. Öyle söyleyelim. Bugün Demirel'in de ölüm yıl dönümü zaten. 12 Mart muhtırasında sağ sol olayları çok patlak verir. Bakalım. Yani günümüzde 12 Mart'ın arkasında Amerika gibi devletler, CIA gibi güçler oldu dense de Demirel'in ilk gidişidir. Hatta Demirel'e derler ki başarılı bir siyasetçi misiniz? Kendinizi başarılı buluyor musunuz? 6 seçim kaybettiniz der. 7 tane de seçim kazandım diyerek ben başarılı bir siyasetçiyim der arkadaşlar. Evet. Olay bu. Geliyoruz nereye? 1971 ila 80 arasındaki hükümetimize KPSS yazdık. Nihat Erim. Partiler üstü hükümet kurar Nihat Erim ile Ferit Melen arkadaşlar. Ferit Melen hükümeti ile Nihat Erim hükümeti partiler üstüdür. Yani herhangi bir siyasi partiye, herhangi bir siyasi kadroya üye olmadan kurulan hükümettir. Milli Mutabakat Hükümeti, siyasi mutabakat hükümeti diye de bilinir. Başarılı olur mu? Olmaz. İkisi de Nihat Erim suikaste gider sevgili canlar. Geldik nereye?
12 Eylül darbesine. Ha, bu süreçte kim gelir? Adnan Necmettin Erbakan'la Bülent Ecevit'in hükümetleri başlar. Yine bir koalisyon hükümeti. Bu koalisyon hükümeti Türkiye'de Kıbrıs harekatını yapan hükümettir. Kıbrıs harekatını Milli Selamet Partisi ile CHP'nin koalisyonluğu döneminde yapılır. Başbakan Bülent Ecevit'tir. Başbakan yardımcısı Necmettin Erbakan'dır. Dönemin Cumhurbaşkanı da Fahri Korutürk'tür sevgili arkadaşlar. Ancak bu hükümet de iş yapamaz. Neden? Kıbrıs'tan sonra bize bir ambargo konulmuştur. Petrol krizi ortaya çıkmıştır. Bu Kim Yüktür savaşlarının olduğu dönemler, dünyada bir taraftan da onlar yaşanıyor. Bizde sağ sol öğrenci hareketleri ortaya çıkınca bu hükümet iş yapamaz. Sağdan soldan insanlar birbirini öldürür. Olaya Kenan Evren Paşa el koyar. 1980 12 Eylül darbesinde bir sağdan astık, bir soldan astık diyerek olayı net anlatır. Ölmeden önce sorduklarında bugün olsa yine yapardım diye arkadaşlar. Ülkeye nizam getirdiğini düşünür Kenan Evren. Bütün siyasetçiler, kimler bunlar? Alparslan Türkeş, Bülent Ecevit, Süleyman Demirel, artı Necmettin Erbakan gibi bütün büyük siyasetçiler sevgili arkadaşlar, zincir bozan askeri üstüne gönderilir. Çanakkale'de bir üsttür zincir bozan. KPSS'lik bir kısımda burası. Zincir bozan askeri üssü. Burada kalır bayağı bir. Turgut Özal gidenlerin arasında yoktur, buna dikkat edin. Turgut Özal iktidarı alacak birazdan. 1983'e kadar ülkeyi Milli Güvenlik Konseyi yönetir. 84'te Turgut Özal başa gelir. Bunu söyleyelim. Zincir bozan askeri üstünde siyasiler kalacaktır sevgili arkadaşlar. Anayasa hazırlanır. Bu da referandumla kabul edilen ikinci anayasa. 1982 anayasasını hazırlayan profesör, anayasa metnini hazırlayan profesör Orhan Aldıkaçlı'dır arkadaşlar. KPSS yazdık buna. Orhan Aldıkaçlı 1982 anayasasını hazırlayan komisyon başkanıdır. Anlaştık. Peki bu süreçte ekonomine devlet planlama teşkilatı kurulur. Kalkınma planlarını yapar arkadaşlar bu teşkilat. Ülkemizde kalkınma planları devlet planlama teşkilatı tarafından yapılır. Her türlü bilimsel araştırmayı yapar, her türlü kamuoyu yoklamasını yapar. Tam emin değilim şu an günümüzde 11. ya da 12. kalkınma planı olması lazım. Aramızda iktisatçılar varsa, işletmeci arkadaşlar varsa hemen yazsınlar bunu, müdahil olsunlar bize. Kaçıncı kalkınma planındayız ilk olarak? Melike, Neslihan, Buse, 8 kişiyiz zaten arkadaşlar. Sema, Esra, bir de Durmuş'umuz var. Bir de konuk arkadaşımız var. Aramızda iktisatçı işletmeci var mı? On birinci ya da 12. kalkınma planı olabilir ülkemizde. Emin değilim ama ülkedeki kalkınma planlarını devlet planlama teşkilatı yapar sevgili arkadaşlar. İş görür mü? Göremez. Çünkü petrol krizi bir taraftan, Kıbrıs ambargosu bir taraftan, istikrarsızlık bir taraftan, hükümetler hep koalisyon hükümeti, nihayetinde 1980'de 24 Ocak kararlarıyla 11 bitecekmiş arkadaşlar. Tamam. 11. kalkınma planı diyelim o zaman. Bu çalkantılı dönemde bunlar iş yapmaz. 24 Ocak kararnameleriyle ya da kararlarıyla serbest piyasa ekonomisine geçilir canlar. Serbest piyasa ekonomisi ne demek hocam? İthalatın serbest olduğu, ihracatın serbest olduğu liberal ekonomi, ister istemez benim pazarlarımın yavaş yavaş çökmeye başladığı dönem, 24 Ocak kararları ekonomik kavram olduğunu bilin yeterli. Bu 24 Ocak kararlarını aldıktan sonra IMF filan da bize destek vermez arkadaşlar. Öyle söyleyelim. Tamam.
Tarih 1980 ama darbeden sonra destek gelir mi? Müthiş bir destek gelecektir diyelim. Başka ne söyleyebiliriz burada? Hızlıca geçiyorum. Sosyo-kültürel gelişmelerde karşımıza çıkabilecek olan sadece Metin Eksan'ın Susuz Yaz filmini bilin. Uluslararası alanda ilk ödül alan film. 1963'te alıyor bu ödülü. Susuz Yaz filmi Altın Ayı ödülünü alan ilk filmdir arkadaşlar. Evet, bu kadar. Bir ara verelim. Aradan sonra kaldığımız yerden devam edelim.